Arkada oturuyordunuz. O meydanda oturuyordum. Meydan mahallesi. Ha. Güzel. Peki bu baban Nalbat'tı. Mesela de herkes tanınmış bir ailedir. Evet. Siz bu şoförlüğü nasıl seçtiniz? Şöyle kısa da bir anlatabilir misiniz? Şoförlüğü bizim ham vardı. Evet. Aşağı şehirde işte arabalar geri giderdi. Evet. Ondan sonra işte bu şoförlüğe havas ettik. Peki şimdi Atatürk barajında bir yövmeye mi çalışıyorsun, yaptığınız işe göre mi yani? Aylık çalışıyorum. Aylık? Evet. Aylık bu. Çalışıyorum. İyi işte 850 kağıt şeyle gidiyordum oraya aylığına. Evet. 4,5 sene evvel. Peki şimdi şöyle bir sorayım sana da. Bu aşağı şehirde millet niye göçtü? Senin fikrin nedir? Acaba niye göçtü? Valla aşağı şehirde... Yani bu, buradan buraya çıktık. Hani buradan dışarıya niye gitti bu millet gurbete çıktı? Niye çıktılar bu gurbete? Bak vallahi sen de dışarıda çalışıyorsun. Şimdi, acaba neden? Şimdi efendim bir zaman burada işsizlik vardı. Ondan sonra işte millet boyuna Antep, Mersin, İstanbul bu gibi yerlere hep göç ettiler. İşsizdi memleket. İşte şöyle böyle iki sene, üç sene evvelce yani hep millet böyle şeye göçüyordu, gurbete göçüyorlardı. Şimdi bu bir sene zarfında ayrı şey oldu. Durdu. Durdu. Şimdi millet ayrı kap dolayısıyla neyle şeye geliyorlar geri. Bu taraflara geliyorlar. Yani şimdi evet. Yani bu seneler çok güzel inşaat var Besin'de. Evet. Peki şimdi bu kap projesinden Besin'le duruyorsun her işe dalar. Her boyuya girer. Hani böyle yırtıcı. Şimdi bu kapta da pay alabilir miyiz? %35 böyle. Yalnız öyle tekstil değil de başka bir şeyler de yapar. Salça fabrikası kurarlar. Bilmem ne. Değirmen kurarlar. Değirmen fabrikası, un fabrikası kurarlar. Yani böyle mücadele etmek. Ederler. Ben de diyorum ki şimdi sana da soruyorum. Bir Besin'ler olarak toplanalım diyoruz. Yani her yerde de söylüyor. Büyük bir sermaye koyalım, banka gibi. Besniler Vakfı. Bu vakıf para olsun yani bir banka gibi. Böyle yatırımlı işlere dalalım. Hem hemşehrilerimiz çalışsın hem de Besniler olarak kar edelim. Ortaklaşa olarak. Evet. Siz de böyle bir şey olsa katkıda bulunur musunuz? Şimdi efendim bu işlerin geri kalması bir zaman memlekette işte elektrik yoktu, su yoktu, bilmem ne yoktu. Bunlar hep mevcut oldu. Evet. Yani Besin'de ulaşım sağlandı da diğer şeyler yattı. Evet. Çünkü bu acaba bu neden kaynaklandı? Bizim milletvekilleri mi çalışmadı? Evet. Yoksa böyle bunlar millet uyanmasın diye mi böyle bir hava estirildi? Vallahi bilmiyorum işte. Vallahi işte bu bir sene zarfında bugün belediye de serbest etti. Bugün daş üstüne, daş kurusu, memlekede de yaptı. Her şeyi serbest etti. Şimdi çok şahat var. Yani ilerleme var. He? İlerleme var. Yani dışarı gidenler, gurbete gidenler geri Besin'e gelmeye istiyorlar. Ha. Demek ki Besin'de atı var, meydan bulamadı. Ha. Dışarıda meydan buldu. Bak sen şimdi barajda meydan bulmuşsun. Bak bırakmışsın, o şoföre vermişsin. Burada dükkanında, evinde istirahat ediyorsun. Güzel bir şey. Ama evvela senin işi dışarıda kapman. Memnun olan o yani atılganlık. Şimdi bir de sana şunu soracağım. Besin'den, şoförlükten zengin olan adam gösterebilir misin? Yok. Neden? Hadi söyleyeyim sana. Vallahi neden? Bu meslekte doğru çalışırsan zengin olamazsın. Ben şöyle belli 50 seneden belli elimizde arabamız var. Hemen hemen bir otobüs
şeye sahip olmuş, bir oturdu sahip olmuş. Evet. Ya akıl kanlımızdan değil, ya da işte korkaklığımızdan. Şimdi bak, bu işin bir püf noktası var. Ben bunu ta karayollarında dedim, göl başındayken derdim. İhvan mıhvan yani. Rahmetlik dediler ki gider Adıyaman'dan bir fortu vardı alırız. He. Antep'e giderik, rakımızı içerik. He. Gidiş geliş şöyle 100 kağıt, geliş gidiş 100 kağıt. O zaman 100 kağıt büyük para. Biliyor musun? He. Böyle kazanır dedi. Karayolundan ayrıldı. Çok yalvardım. Sakın aman dedim bak. Siz dışarıda şoförlük yapamazsın. Bu fırsatı da bulamazsınız. Eğer olsaydı Hacı Vakas'la bir numaralı hayatını bu yolda harcadı. Bilirsin Hacı Paşa bile kamyon aldı. Kime? Katip Hüseyin'in 2 tane kamyonu vardı. Ne oldu? Bedir Müjde şofordu. O da koştu. İzzetler koştu. Halen de koşuyorlar. Yani koşmayan kalmadı. Rahmetli şey vardı. Ne o çok küfür ederdi biliyor musun? Eski şoförlerden. Seyda abi. Evrahmetliyken bu arada kadar. O da benim ustamdı. Şimdi bakıyorum, benim dediğim de çıkıyor. Çünkü para kazanmak için filo olması lazım. Nasıl? Şimdi pul deyince Adana'da komisyoncun hazır, yükün hazır. Besne'ye geldiğin yükün hazır. Oraya gittiğin yükün hazır. Navlunun hazır. Şimdi karşılıklı 2 araba böyle kazanır. Ama zengin yine de aşırı zengin olamazdı yani. Ev yapar, ayağı yapar yani istikbalini kurtar. Bunu da çok uzun yapamadı yani. Peki ikincisi de şu, diyoruz ki Besli'nin aşağı şehirde çalıyorduk, oynuyorduk, düğün yapıyorduk. Şimdi bu günleri bakın hepsi batal oldu. Yeniden bu Besli'ye bunu kazandırmak için bütün Besli'ler de evet diyor yani. Bir folklor kuralım, Besli'nin sesi, Besli'nin düğünü, Besli'nin şeyini yapalım diyoruz. Sen de bunda katkıda bulunur musun? Peki. Aşağı şehirin şeyleri çok iyiydi. Evet. Şimdi o aşağı şehrin şeyleri hiç kalmadı yani, ufuları kalmadı. Hayır, biz yaşatmak istiyoruz işte. Tabii, tabii. Mesela şehir yıkıldı diye gönlümüz yıkılmadı ki. Tabii. Gönlümüzde Besli var ise her şey var. Tabii. Peki, sağ ol, teşekkür ederim sağ ilginizden olun. Dolayı. Sağ olun, hayırlı işler, başarılar dilerim. Evet, hemşerim. Sen Besli'li misin? Evet. Ne seçiyorsun? Biber. Ha. Acaba neyini seçerler bu biberi? Yani iyisini nasıl biliyorsun? Bana böyle bir tarif eder misin? En kötü de bu. Güzel işte böyle kameraya alalım bunları. Kaç kaç kaç. Besli'nin pazarı. Bugün cuma olduğu için. Yani çölden. Hacı Kiri babasından geçerlerdi. Amme ne var ne var bir çirik, amme ne var ne var bir çirik. Arkasına düşerdik sepetle şeyleri, üzümcileri. Bazanlar da sevdim. Güzel yolluk, bir aşağı. Besli'nin meşhur çatma bastı. Ha. Peki kaç lira kilo? Bulur mu? 20 bin kar. 20 kar. Çok uzun. Nereye bakın? Nereye gidiyor? Hep buraları alıyor işte bak şimdi. Ama film mi? Şey mi çekiyor? Fotoğraf çekiyor abi. Hala mı? Cebel var almıyor. Yok, bu şey yok. Herkes yada film şirketi. Biberi de al. Bunlar senin mi? Senin mi bunlar? Ha buranın, bunun.
Kadir yavrum bunların ama bunu şey yap. Biz burada seyir dersin anlamı. Film şirketinde görecek kendimizi. Vermez kamera yalanı bu da. Kamera yalanmış ya. Maksat para kazanmak değil mi? Şimdi ayıp değil. Başka yerde hep kadınlar alışveriş yapar. Bizim ben sizden hariç her yerde kadın alışveriş yapar. Abunuzda kimler derler? Bana mı? Ha. Benim adım Ali. Ali. Ali Seyiz. Ali Seyiz. Babınızda kimler derler? Aşağı aşağı. Hasbiciler. He? Hasbiciler. Ha. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bitti mi? Ha. Çekti mi? Ha. İsmin? Salabaş Hüseyin. Ha. Aşağı şehirde hangi obada oturuyordunuz? Ali Paşa Mahallesi'nde. Ha. Baba, kimin oğlusun? Ben Acar'ı. Peki. Sana kimler derler? Size kimler derler? Kim vekiller der? Oldu mu? Oldu. Besteli, pazarcı hemşerilerimizin pazarlama anında çekilmiş fotoğrafı. Besteli'de kimlerdensin? Tutlu onlarla. Evet. Başka bir mesleğin var mıydı? Daha önce polistim. Evet. Görevden aldım. Şimdi bu işi yapıyorsun. Evet. Bu Besliler'in atılgandığı neden oluyor? Bir polisken geliyorsun sen pazarcılık yapıyorsun. Neye borçlu bu Besliler bu atılganlığı? Şimdi uyanın sana göz açın. Oraya estağfurullah terbiyeliğine borçlu. Evet. Uyanacağım. Peki. Başka bir iş olsa yapar mıydın? Daha büyük iş, yani bir şey olsa, kredi olsa daha büyük iş yapar mısın? Yaparım. Atılırım yaparım. Evet, güzel. Sen bunu al da geç. Teşekkür ederim. İzotunu da çek. Siz ne satıyorsunuz? İzot. Peki, biberin kilo kaç besinde? Konuş. 8. 7,5-8. Yani 800 lira. Evet. 700-800 lira. Peki 600. Bundan 30 sene önce bu 800 lira neler alıyordun? Köy alıyordun. Doğrusunu söylüyor. Demek ki bu buranın eniştesi. Peki yine aynı gömlek aynı şapkayı giyiyor. Bu 20-50 yılımız nereye gitti? Konuş. Yalnız şimdiki zamanda... Şimdiki zaman eski zamandan daha iyi. Evet. Şimdi her şey bol. Çünkü her şey bol. Yaşayışımız rahat, iyi. Mallık hiç yok. Ana ha. Var. Mallık çok var. Mallık da var, yaşayış da var.
Lahananın kilo kaç beş lira? Lahananın kilosu 750 lira kadar. İyi. Yani, ucuz yani şey duruma göre. Bugünkü şartlara göre ucuz. Aslında pahalı da. Aslında pahalı efendim. Pahalı. Şartlara göre. Şimdi Niğde'den gelen lahanalar sene sabır. Buraya nakliye mi diyor? Evet. Bu, yani buraya şimdi, geldiğinde 750 lira hakikaten. Ya, eskiden Besli'nin kaynağı genişti. Evet. Şimdi dışarıdan geliyor görüyorum sebze. Neden bu? Bu şimdi memleketin sanat yapısı, evet, esnaflık yapısı ilerliyor. Evet. Dışarıya gidenler tekrar memleketimize de göç ediyor. Evet. İş gücünü kaybedince. Bu bundan ileri geliyor. Evet, güzel. Ya daha yüzyıl mı gel oğlum? Selahattin. Bu tarafı da çekelim. O yoğurt değil mi? Yoğurt, yoğurt. Evet. 2500 kilo. Kilo 2500 lira. 2500. İzmir'de de 3500. 1000 lira fark var. Bardağı kaç para? Şey, daha 2 lira. He? Beleş lan. Çay 500 lira. Bardağı 500 lira ben Hüseyin de anıyım. Peki. Bu, Besli'de bu iş seni tatmin ediyor mu? Eskiden çok içerler. Şimdi içen çok mu? Yok, şimdi yok. Niye içmiyorlar acaba? Abi şimdi her tarafta buzdolabı var. Ha. Tabii, memleket doğru. 15 tane de bir su geldi. Ama aslında var. Siz bunu izah edemiyoruz millete. Boyam şerbeti insanlara en yaraşlı. Damar kistlerini temizler. Bağırsakları temizler. Bunu anlatacaksın. Anlatmadığı için boyamı bir boyalı şerbet biliyorlar. Aslında çok zengin vitamine sahiptir. Böyle söyleyeceksin yani. Boyam çok zengin vitaminlidir. İnsanlara en yaraşlıdır. Bütün mikropları, vücuttaki alerji mikropları öldürür. Enişte, ver bir bardak içeyim ben. Doldurun bile çekiyor değil mi enişte? Kilo. 750. Kaç? 750. Ha, biber. O da 750. Patlıcan. O da 750. Patates. O da 1000 kâr. 1000 kâr, o pahalı. Besteli misin? Evet. Kimlerdensin? Kimden? İsminiz? He? Bakıyorum bu soğanlar dışarıdan geliyor değil mi? Tuttan geliyor. He? Tuttan geliyor. Tuttan. İyi. Yani Adana'dan başka yerden gelmiyor. Kendi besini mahsulü. Kendi mahsulü. Güzel. Yani dışarıya bu gibi şeyler, patates nereden geliyor? Kendimiz mi üretiyoruz, dışarıdan mı geliyor? Niğde'de. Peki bunu hiç besinde denemiyor mu ya bunu, bu patatesi? Besli çiftçisi denemiyor mu? Ha, ben patates ekmeği. Bizim burada gelişmedi. Peki sağ ol. Siz Besli'li misiniz? Kimlerden? Aşağı şehirden obanız neydi? Ortoba'da. Kimler derler ailenize? Lağabınıza? Lağabınıza diyor. He. Tamam. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Besli de kimlerdensin? Ben de sizlerdenim. Peki. Güzel. Peki bu işi babadan geliyor değil mi? Tabii, dededen. İbrahim, rahmetlik dededen, İbrahim. Evet, evet. Peki severek mi yapıyorsun yoksa gönülsüz mü? Severek yapıyorum. Güzel. Evet. Üzümün kilo kaç? Kilosu 2000 lira üzümü. Kilo. Siz evet. Kaç alıyorsunuz toptan? 1600 lira, 1500 lira ya. İyi. Ama böyle hışlama çok berbat oluyor. Başka yerde el attırmazlar. Katli sürekli. Bizim yok. Burada hemen altın üstüne getiriyorlar. Tabii, yanlış. En iyisini almaya çalışıyor müşteri. Evet. Kimlerdensin? Size lağabınızda kimler derler? Yaylalı. Anam avradın eski, babayım avradın. Yaylalı değil mi? Evet, kimler derler? Üst. Evet, Nuri. Büyükler. Ha.
Peki, sen bu mesleğe kendin makinistsin, bu işi niye seçtin yani? İşinle ilgin yok. İşim bitti, buna dönüş yaptım, bununla vakit geçiriyorum. Peki, emekli maaşınız burada kaç lira oldu şimdi? Biliyor musun aldığın maaşın net? Biliyorum. Ne kadar? 7.000, 19.000. Evet. Az değil mi? Evet. Beni de tek. Evin olmasa geçirebilir misin başında? Ben karar vermeyeyim. Elektrik oldu. Dur hadi git adına. Peki. Şimdi paran olsa neler yaparsın? Başka sana şey yaparım. Bir kredi verse bir mesela devletçe yeteneğine göre neler yaparsın? Mesleğime uygun bir iş yaparım. Evet, güzel. Bakıyoruz işte. Biz işine uğraşıyoruz ya. Ha. Evet. Evet, tamam. Hayırlı işler size. Tamam, Besli'de tamam. Kimler derler? Bizi çavuş derler, çavuş. He? Ben Besli değilim, yabancıyım ben. Nereden olursan bu? Besli'nin köyünden misin, başka yerden mi? Denizli. Ha. Ben biliyorum, evet. Burayı Besli halkına uyum sağladınız mı? Besli'li de, Denizli de... Bak bir dakika, Denizli de bizim gibidir. Hani Denizli'nin birçok yeri Türkmen'dir. Bizim burada Türkmen'dir. Onun için uyum sağlanabilir. Uyum sağladık. Heh. Tamam. Heh. Güzel. Teşekkür tamam. ederim. Hayırlı işler. Tamam. Heh. Evet. Size aşağı şehirde kimler derler? Kürt Ali derler. Hı? Babama Kürt Ali derler. Evet. Peki bu mesleği sen nasıl seçtin? Kaç türlü meslek yaptın sen? Benim mesleğim, ana mesleğim keçecidir. Evet. Peki bu sütundaki aba mı meşlah mı? Aba. Ha. Meşlah var mı? Var da bulamıyorum. Bir de böyle kısa abalar vardı biliyor musun eskiden? Satıcı abası derler. Maraş abası derler. He. Yani bu Kızılın abası, yöremizin. Evet. Evet. Peki sağ ol, teşekkür ederim. Evet Sakallı abi, nerelisin? Mehmet abi sana soruyorum. Nerelisin? Armanadı köyünden Mehmet Kan Demir. Evet. Peki buraya niçin geldin? Pazara geldim. Ne getirdiniz satmaya? Gezmeye geldik bugün pazara. Cuma günü her gün bizim bayramımız oluyor. Evet. Cuma namazı kılıyor musun? Kılıyor. Güzel. Peki bu görüyorum Besin'de köyler eskiden eşekle lıkır lıkır köçüş gelirdi. Şimdi arabaya biniyoruz. Bıp burada iniyoruz değil mi? Evet. Yani, bu kolaylık sağlandı. Ne yapıyorlar? Yemek yiyorum. Afiyet olsun. Ha. Ha. Eskiden aynı. Eski usuller devam ediyor. Domates, biber, evet. Ekmek. Evet, afiyet olsun derim. Sağ olasın, buyurun siz de yiyin. Hayırlı işler, başarılar. Yemelinde, ağzını bağlı belinde, Bilal söyler, Veysel ağlar. Mekke Medine yolunda, Mekke Medine yolunda. Evet. Siz Besli'li misiniz? Size aşağı şehirde obanız hangisiydi biliyor musun? Tahtobar mahallesi. Tahtobar, evet bizim obadan. Peki, şöyle sorayım. Ne abinize kimler derler? Çosmalar derler. Tamam. Peki bu işten evvel başka iş yaptın mı? Bombacılık yapıyorum. He? Bombacılık. Niye bu Besli'ler durmadan iş değişiyor? Bu yapısalından hiç sanki eskiden tüccarmış gibi tüccar oluyorlar. Ha. Efendim dokumacıymış gibi dokumacı oluyorlar. Hemen masatı çekiyorlar, bıçağı çekiyorlar, kasap oluyorlar. Bu Besli'lerin atılganlığı neden geliyor bu iş değişmeler? Cesaretten geliyor, neden geliyor? Cesaretten. Peki, şimdi başka yerde derler yılanın eline deliğine elini sokun bilmediğin iş. Ama Besli'ye yılan mı lan demiyor, sanmıyor. Kardeşim, kardeşim. Elini deliğe sokmazsan, girene, çayana sokmazsan karnın doyar mı? Ha, sağ ol, hayırlı işler dilerim. Bu sahibi yok mu?
Burası abim burada. Mehmet Bey gel. Mehmet Bey gel. Kimlerdensin? Arabanın oğlu. Arabanın oğlu. Şık sizin akrabanız mı? Ha. Ha, tanıyorum değil mi? Allah nasıl tanıdır ya? Abdullah Bey, Şükhan Bey. Ha. Arabanın oğlu Ali. Peki, bu işi nasıl seçtin sen? Bu işi mi? Ha. Mecbur şekilde seçtim. Niye seçtim? Hayır. Başka daha ve başka işler yaptın mı? Yok. Altıncı yıl ettim. Evet. Peki bu iş tatmin ediyor mu bu yani günlük? İşler hiç memnun değilim işler. Evet. Hiç memnun değilim. Ha, çünkü neden? Çünkü besliler büyük oynar. Evet. Değil mi? Tabii. Besliler her zaman büyük oynamaya koşarlar. Onun için gerçekten öyle. Doğru söyledin şimdi işte. Besli olduğunu ispat ettik. Peki. Obanızı söylemiştim değil mi? Yeni Besli. Aşağı şehirdeki obanız. Bozbekan. Siz biliyor musunuz? Oralısın. Sağ ol. Hayırlı işler, başarılar diliyorum. Çay içe, otur. Tamam. Kaçma, kaçma gel. İşte açın, gel. Bu da Beylepi'ni mi düşüyor ya? Hangi köylüsün sen? Ya, bu da Beylepi'ni mi düşüyor? He? Hüterali. Hüterali. Peki, bunları kendin mi satıyorsun? Yok. Yani başkasından alıp mı satıyorsun? Köyden mi getirip satıyorsun? Burnu kıta verin bana ya. Bu benim. Bu yalı kıtam çok olan köylere ya. Evet. Bu yalanız benim. Ben de okuyorum. Ha. Getiriyorum, satıyorum. Güzel. Peki, köyde kaç tane dezgah var? Böyle dokuyan var mı? Tabii ya. Dokan var ya şimdi. Tütün var, dokumuyorlar. Ha. Şimdi millet kibarlaştı değil mi? Eskiden daha çok uğraşırlar. Peki bunun adı heybe mi oluyor? Kurç mu? Kurç oluyor. Kurç. Ha, güzel. Ağabey cönde bu hacı ağabey. Evet. Aynen şöyle. Şöyle. Bizim korkuya kalkıyor. Yapamam. Televizyonda çıkıyor. O adamım, o adamım. Kaç lira bayan için? 2000. Ucuz ya. Kap oturalım şeye gittin. Ne çöp değil de boynu aldı. Peki yenge, arnavut kilonu kaçtan veriyor? 1000'den. İyi, güzel. Peki amme, şimdi eskiyle yeninin farkı ne bu pazarda? Şimdi mi daha iyi, eskiden mi daha iyiydi? Senden de sorun. Şeyler böyle. Evet. Size aşağı şehir hangi obada oturuyordunuz? Ben Bodrum'da kendi oturuyorum. Öbürü amca? Meydanda. Meydanda. Size lağabınızda kimler dediler? Ayrı ayrı. Hesimi oğlu dediler. Evet. Size amca? Hasan Polat. Polat. Ha. Peki. Mahmut Işıklı. Evet. Ne işler yaptınız? Yani mesleğiniz neydi? Dokumacı. Dokumacı. Ha. Şimdi gençler, eskiler bitti. Şimdi bakıyor bizim Besli'nin gençleri, biliyorsun küründe elini sürdür masaya sarardı. Şimdi maşallah hepsinin fabrikası var Uşak'ta, Antep'te. Siz seviniyor musunuz? Böyle bir şey hayal eder miydiniz aklınızda? Tabii seviniyorum. Allah'ın ödüğüne sevinmez mi? İftihar ediyoruz değil mi? Çünkü böyle bir şey aklımızdan geçmezdi bile değil mi? Yok. Ha. Peki sağ ol, teşekkür eder, ellerinizden öperim. Beş yüz. Acaba? Millet babası yazdı burada, beş yüz. Bana bak. Döndü. Döndü.